Sayın Divan, Genel Başkanım Sayın Masum Türker, önceki Genel Başkanımız Sayın Zeki Sezer, partimizin saygıdeğer delegeleri ve değerli demokratik solcular, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. O nedenle Demokratik Sol Parti ve Türk Gençliği adına büyük bir heyecan, büyük bir onur ve kıvanç duyuyorum. Değerli demokratik solcular, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldığımızda demokratik sol siyasete olan ihtiyaç bugün her zamankinden daha çok duyulmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik sosyal yapımızı yıkmak üzeredir. Yoksulluk katlanarak ve derinleşerek büyümüştür. İstihdam daralmış, işsizlik müzminleşmiştir. Yolsuzluk ve yozlaşma yaygınlaşmıştır. Diktacı ve baskıcı anlayışın egemen olduğu bir ekonomik, toplumsal ve siyasal düzen bu güzel topluma, bu güzel insanlara asla reva görülemez. Onun içindir ki bu düzen değişmelidir. Hiç şüpheniz olmasın ki bu düzeni de yeni demokratik sol siyaset anlayışımızla bizler değiştireceğiz. 1960'ların sonunda genç bir lider Türkiye için düzen değişikliği programını yazmış ve kitleleri peşinden sürüklemişti. Amerika'nın hiçbir iç veya dış güç odağının baskısına, şantajına, tehdidine boyun eğmeyen bir efsaneydi o lider. O efsanenin adı Bülent Ecevit. Bugün de bu bozuk düzenin dümen suyundan çıkmak ve üretimi, verimliliği, gelişmeyi, adaleti, çağdaşlaşmayı gerçekleştirmek için sağlam bir siyasal geçmiş ve temiz kadrolar üzerine kurulu yeni bir siyaset anlayışına gereksinim vardır. İşte biz halkın ve ülkenin gereksinimlerine bu arayışına karşılık verebilmek için sistemin tıkandığı ve bozulmanın büyüdüğü bir dönemde karamsarlığı ve kaygıyı aşmak, umutsuzluğu yenmek için, umudun çığlığı olabilmek için yeni demokratik sol siyaset anlayışımızla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Takdir ediniz ki buradaki süre kısıtlı ve sizlerle paylaşmak istediğim konuların çokluğu nedeniyle bu anlayışımızı tüm detaylarıyla anlatamıyoruz. Ancak burada arkadaşlarımız sizlere bir kitapçık dağıttılar. Yeni demokratik sol siyaset anlayışımızı burada tümüyle görebilirsiniz. Ve bu kitapçıktaki bildirgemiz hiçbir yerden ithal, hiçbir kimseden ithal değildir. Özü de bizimdir, sözü de bizimdir. Başlı başına bu kitapçık bile bizim burada tesadüfi bir aday olarak huzurumuzda çıkmadığımızı, tersine bunun için siyasal, bilimsel ve örgütsel donanımımızla birlikte yer aldığımızı göstermektedir. Yani biz hasbelkader demokratik sol partili olmuş kimseler değiliz. Bizler düşünen, üreten ve ürettiğini paylaşmaktan sakınmayan gençleriz. Biz yeni demokratik sol siyaseti geçmişin suni gerilimlerinden, çatışmalarından, kavgalarından ve bölünmelerinden uzaklaşarak yeni, birleştirici, kucaklayıcı, hoşgörülü,
temeline 1960'lardan bugüne uzanan köklü ve sağlam geçmişimizin deneyimleri ışığında oluşturuyoruz. Değerli demokratik solcular, demokrasi özgürlüğünü DSP tam demokrasi ilkesiyle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Tam demokrasi için atılacak ilk adımda gençliğin siyasete etkin ve yetkin katılımını sağlamak. Biz siyasetin kolu bacağı olmayan değil, asli usulü, gövdesi, aşkla çarpan yüreği olmaya geliyoruz. Kimse gençlikten, gençleşmeden, değişimden, çağ yakalamaktan, hatta çağ aşmaktan korkmasın. Size söz veriyoruz. İlk seçimde barajı aşacağız. İkinci seçimde iktidar olacağız. Ve ben sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en genç başbakanı olacağım. Bazıları bunu bir hayal olarak görebilir. Ama hayal kuramayanlar geleceği de kuramazlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında ve bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtığında henüz 21 yaşındaydı. Büyük Önder Atatürk Behasını Çanakkale Zaferi'ne yazdırdığında ve adını dünyaya duyurduğunda henüz 34 yaşındaydı. Karaoğlumuz Bülent Ecevit en büyük başarısı olarak gördüğü işçi haklarının emekçilere verilmesini gerçekleştirdiğinde 38 yaşındaydı. Değerli demokratik solcular, görülüyor ki büyük insanlar büyük başarılarını hep en genç yaşlarındayken kazanmışlardı. İşte biz de bugün 21. yüzyılda yeni Fatihleri, yeni Mustafa Kemalleri, yeni Karaoğlanları ancak ve ancak gençliğe güvenerek, gençliğe inanarak çıkarabiliriz. Gençliğimiz bizim dezavantajımız değil, en önemli avantajımızdır. Bir diğer avantajımız da ekip çalışmasına ve uzlaşı kültürüne olan bağlılığımızdır. Sizlerin bize göstereceğiniz güvenle Demokratik Sol Parti'de gerçekleştireceğimiz gençlik devrimi son zamanlarda ne yazık ki siyasetin gündeminde yer alamayan DSP'yi bir anda siyasetin ilgi, çekim ve yöneliş merkezi yapacaktır. Bugün bu salonda Demokratik Sol Parti genel merkezdeki mevcut yapısını koruyarak çıkarsa emin olun ki yarın hiçbir gazete, hiçbir televizyon, hiçbir toplum kesimi DSP'de neler olduğunu merak etmeyecek. Ama eğer bu gençlik devrimi gerçekleşirse Demokratik Sol Parti dışarıda yaratılan rüzgarlardan değil, içeriden esen fırtınalarla parçalanan değil, kendi rüzgarını, kendi fırtınasını, kendi dinamizmini, kendi yaradan bir parti olacaktır. Süreniz doluyor, gözlerinizi toparlayın. Demokratik Sol Parti için köy köy, kahve kahve, fabrika fabrika, üniversite üniversite dolaşacağız. Siyasette yaşın değil, kalite ve bilginin prim yaptığı bir dönemi başlatacağız. İncilsek de incilmeyeceğiz. Demokratik Sol Partilileri bir yıldır fişleyenlerin kendilerini değil, antidemokratik ve anti-insani uygulamalarını tarihe döneceğiz. Süreniz doldu. Lütfen komiteye selamlarım. Süreniz doldu. Sayın Başkanım, sakın. Sayın Divan Başkanım. Komiteye selamlarım. Lütfen. Lütfen konuşan hadimleri dinleyelim, dikkatle dinleyelim. Genel başkanımızı burada tekrar taraf olduğu bir durumdaydı. İki saat açılış konuşması yapması ve ardından bizlere sadece 10 dakika sizlere projemizi anlatmamız için süre verilmesi adil değildir. Antidemokratik.
Görevimiz sandıktaki ak güvercine sahip çıkmaktır. Türkiye'nin umudunu kaybetmesine engel olmaktır. Ak güvercine sahip çıkın.